zamanda bile köyünüzden şehre gelmişsinizdir ama muhacirliğin yanında hep ensar olmuştur. Kime ensar olmuş? Yeri geldiğinde hemen komşu şehrine, komşu ilçesine, komşu köyüne olmuş. Ama daha da yüreği büyük bizim milletimizin Afrika'ya, efendim işte Asya'ya, Balkanlara, hatta şu anda Amerika'ya bile, kıtasına bile yardım gidiyor. Allah. Bunu ben şuradan izah etmek isterim. Biz Ramazan'da kardeşlerini unutma, beklenen sensin dedik. Beklenen sensin, sensin dedik. Bunu birkaç Ramazandır kullanıyoruz. Bu Ramazan'da gittiğimizde 75 ülkeye gidildi bu sene. Ben de hamdolsun Lübnan'a, efendim Suriye'ye, İdlib bölgelerine çok gittim. Ve en sonunda Tanzanya'ya gittim. Ve orada şu ifade kullanıldı, çok böyle yani yüreğime işledi. Beklenen geldi dendi. Allah Allah. Yani Türk şöyle oldu. Geçen yıl hatırlarsanız bu pandemideniz ya, moral bozukluğu. Evet. Pandemiden dolayı biz Mart ayında itibaren işte kararlarımızı alıyoruz. İşte Ramazan'da yurt dışına çıkacak mıyız diye. Uçak seferleri iptal oluyor, karantinalar var, bir sürü şeyler var. Biz arkadaşlarla karar aldık, dedik ki bu yıl gitmeyelim. Yani geçen Ramazan'dan bahsediyorum, gitmeyelim diye karar aldık. Fakat bize küçük mesajlar geldi. Telefonlardan olsun işte efendim. Bir şekilde ulaştılar yani. Ulaştılar bize. Siz ne yapar yapar gelirsiniz. Allah Allah. Şimdi bu bizi acayip zorladı. Ve biz geçen yıl 39 ülkeye gitmek için elimizden gelen son şeyi uyguladık ve 39 ülkeye gittik içerisine. Bu sene dedik ki o cümleleri kullanmadan biz 75 ülkeye gidelim dedik. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Şimdi bizim milletimiz kendisi çok zor durumda olmasına rağmen, evet, diyelim ki ikinci şeyi yok, diyelim ki sofrasında çeşidi yok ama televizyonda, sosyal medyada bir yerlerden görüyor, bir Afrikalı'nın, bir efendim işte İdlib'deki bir çocuğun veya efendim Orta Asya'daki bir insanın iftar sofrasını görüyor, dayanamıyor. Ve bizi arıyorlar, çok zorluyorlar bizi. Ya burada niye, mesela daha dün Yemen için aradılar. Diyor ki Yemen'e hocam şeyi ulaştıramaz mısınız? Biz ya, bir yardım yapalım, siz ulaştırın. Ya Yemen'e ulaşacaksınız. Şimdi veya efendim herhangi bir şekilde bakıyorsunuz şuradaki bir ülkeye. Hep yardım etmekle ilgili bizim vatandaşımızın bir arzusu var. Şimdi diyor, ona denebilir ki ya senin de ihtiyacın var. Diyor ki onun daha çok ihtiyacı var. Hocam burada mesela su kuyusu, çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi mesela biz bu yıl içerisinde yani 2020 içerisinde 111 tane hani şey açtık. Nokta. Su kuyusu açtık. Su kuyusu. Şimdi hani daha öncelerde yılda 30 tane 40 tane açılıyordu. Bu yıl 111 tane oldu. Şu anda Ramazan'da efendim yine 50-60 tane daha açıldı. Kesinlikle. Yani vatandaşımız gerçekten evine kapanıp da tefekkürü, tezekkürü arttı. Belki ihtiyacı da arttı, ihtiyacı da var. Ama diyor ki dünyada daha çok ihtiyacı olanlar var. Bu arada arkadaşlarımız belki bu su kuyuları denilince kendi bahçelerindeki, köylerindeki su kuyularını düşünmüş olabilirler. Bir yanlış anlamaya sebebiyet vermeyelim. Yakın zamanda bendeniz bazı su kuyuları hakkında bilgi aldım. Bazı kuyulardan kıymetli kardeşlerim, sayın seyircilerimiz 10 bin kişi, 7 bin kişi falan istifade. Yani su kuyusu denilince hemen 600 metreden çıkartıyoruz. Gel de şöyle bir bizim evin su ihtiyacını gör, öyle kuyu değil. Yani 7-8 bin kişilik bir yer düşünün. O su kuyusundan hepsi su alıyor. Böyle kuyular var bu potansiyelde. Müthiş bir şey. Ama hocam ben deniz şöyle bunu da arz etmek istiyorum. Bizim insanımız, iki tespit yapacağım, sizin bu husustaki fikrinizi almak istiyorum. Tabii tabii. Tecrübenize binaen. Kızmasın arkadaşlarımız, yani seyircilerimiz kızmasın ama. Onlar kızmazlar ya. Yok. Yani bazen böyle haksızlık ediyor da olabilirim. Kendi tecrübelerimi herkese şamil kılmaya çalışabilirim. Ondan çekinerek söylüyorum gerçekten. Ama sanki bu milletin fukara denilen, orta direğin seviyesi veya biraz altı denilerek, ekonomik olarak, kalp olarak demiyorum,
ekonomik olarak görülen bu insanlar sanki daha zengin kabul edilen kişilerden daha çok fedakarlık ediyor. Yani hani Arapçada bilirsiniz, leysel ata'u minel mali semahaten hatta tecude ve maledeyke illa qalilu. Çok paradan vermek ayrı bir şey. Azdan. Ama hakikaten hocam bunu gördüm. Bendeniz depremde de gördüm. Bazı şeylerde de gördüm. Ya adamın durumu belli. Oturduğu ev belli. Geçerken diyor ki şunu da alsanıza. Ya hani şöyle bir vursam duvar evi yıkılacak. Bu insanımızın bir vermekle alakalı böyle bir damarı var. Evet. Ama sözü size getirmek istiyorum. Şöyle ki bizim insanımız da güvendiği zaman bunu yapıyor hocam. Tabii güven. Yani bu güven noktasında eğer sizin temsil mahiyetinde bir çalışmanız olmasaydı, biz bugün şeffaf bir şekilde sorgulanabilir ve her şeyin nereye gittiği en güzel şekilde anlaşılmasaydı, biz sanki bu damarı işletemezdik gibi geliyor hocam. Ne dersiniz? Hatem, o çok önemli. Geri dönüşüm çok önemli. Birincisi artık vatandaşımız... Bunu nasıl temin ediyorsunuz hocam? Vatandaşımız artık böyle genel havuza bağış yapmıyor. Diyor ki ben zekatımı vereceğim. Ben sadakamı vereceğim. Ben efendim bir genel bağış yapacağım. Ama bu bağışı efendim işte Arakan'a yollayacağım. Oraya vereceksiniz diyor. Ben böyle bunu takip ediyor. Tabii tabii. Böyle al nasıl yaparsan yap tabii, tarzı değil. Biz de Diyanet Vakfı olarak mesela şeyleri de zorluyoruz. Katılım bankalarını biraz zorluyoruz. 74 tane havuz açtık biz. Yani bir havuza giren şey çıkması için mutlaka o projeye gitmek zorunda. Yani siz diyelim ki Yemen'in parasını başka bir yere harcayamıyorsunuz. Hmm. Yani öyle bir kendimizi yani bağladık. Aslında bu emanete tabii, ayetle alakalı bir evet, şey. O insan da verirken şimdi, emin oluyor. Bunu neden yapıyorsunuz? Yani alanda hani kardeşlerimizi bazen böyle hayırseverlerimizle götürüyoruz. Fark ediliyor. Mesela Karaçi'de bir Arakanlı yaşlı bir birisi şu ifadeyi kullanmıştı. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun size. Bize yeniden insan olmayı hatırlattınız diye. Allah Allah. Şimdi ben tabii ki yani insan olmayı hatırlatmak, insan olduğumuzu unuttuk biz. Cümleleri bana çok şey gelmişti. Fakat 3 milyon Arakanlı var orada. Sokaklarında gezince, sokak zaten denmez de, gezince hakikaten o farkı hissediyorsunuz. Şimdi köydeki fakirlikle şehirdeki fakirlik çok farklı. Köyde fakir olduğunuz zaman belki bir gün iki gün aç kalıyorsunuz veya işte efendim yani yemek düzeniniz bozuluyor. Su düzeniniz belki bozulabiliyor ama şehirde her şeyiniz gidiyor yani. Ve öyle bir şey ki ben o kişiyle görüştüğüm zaman niye böyle düşünüyorsunuz diye. Diyor ki hep kötülük gördük diyor. Hep kötülük. Hani bize iyilik yapmak isteyen de bize kötülük yaptı. Bir noktadan sonra insan Allah'a inansa da artık iyi insan olduğuna inanmıyor. Doğru mu hocam? Aynen. Şunu demeye başladık diyor. Demek ki biz insan değiliz. Hani biz insan olsak bize bu muamele yapılmaz. Bize bunu yapmazlar. Yani insan olmamaya inandık diyor. Ama siz geldiniz diyor. El uzatıyorsunuz diyor. Bize yardım ediyorsunuz diyor ve biz bekliyoruz ki acaba bir şey isteyecek misiniz diye. İstenmeyince şaşırıyoruz diyor. Mesela Afrika'da artık beyaz olarak sadece bize güveniyorlar. Hani Türk bayrağını görüyorlar. Bizden başka artık hani Afrikalı yardımdan bıkmış. İstemiyor yardım. Çünkü ufacık bir yardım sonunda karşılığında ya çok şeyler veriliyor. Buradan hiç, bir damla damlatıyor, galonlarla arkadan başlıyor. Hiç unutamıyorum. Başka... Şimdi işte kucakta bebek var, işte hanımefendinin bebek var. Bebeği almak istedi hanımefendi. Vermedi. Vermek, yani sevmek için yani. Çünkü senin çocuklar çok tatlı oluyor. Çok hocam nasıl ya, Sudan'daydı. Sonra anlayamadık acayip niye vermedi güzel oluyorlar diye. Yani. Niye vermediği anlayamadık. Sonra Nasara falan dedi. Acaba Nasara ne demek istiyorlar falan. Her dedi ki şey meğerse rahibe zannetmiş başörtülü olunca. Hemen biz yine yeleklerimizi giydik. O zaman ben yeleğin önemi, Türk bayrağının önemi hissettim. Hemen yeleği giydik, verdi. Şöyle işte diyelim ki şehre 100-200 kilometre ilerideki bir köye bile rahibe gelerek oradaki ufak efendim çocuk kız çocuklarını özellikle alıyor. Ve
kendi dünyasında yetişiyor. Ve Afrika'da korkuyor artık. Yani çocuk veremiyor. Çocuğunu hani iyileştirmek için bile veremiyor. Doktordan bile korkuyor. Ama